Bugün QGIS kullanarak ArcGIS'te Load Data to Table olarak bildiğimiz işlemin bir benzerini gerçekleştireceğiz. Yani bir tablodaki kayıtları bozmadan o tabloya yeni veriler ekleyeceğiz. Elimizde Avcılar ilçesi ve çevresine ait iki farklı tarihte yapılmış ölçüm sonuçlarının verisi yer alıyor. Amacımız PostGIS veri tabanında yer alan ölçüm noktaları tablosuna 15 Mart ölçüm tablosundaki verileri eklemek. Öncelikle işlem araç kutusunu açıyoruz. OGR to OGR'yi arıyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. İlki Export to PostgreSQL New Connection. Eğer eklemek istediğiniz veri tabanı veri tabanları içerisinde kayıtlı değil ise bunu seçerek veri tabanı ekleyebilir ve tablonuzu güncelleyebilirsiniz. Bir diğeri ve bugün kullanacağımız seçenek ise veri tabanınızın kayıtlı olduğu durumlarda kullanılmaya uygun olan Export to PostgreSQL Available Connection. Bunu tıkladığımızda açılan pencerede veri tabanımızı ve girdi katmanımızı seçiyoruz. Çıktı geometri tipi olarak da noktayı seçiyoruz. Daha sonra ise eğitim şemasını ve aktarılacak tablo adını seçiyoruz. Bizim aktaracağımız tablo olan ölçüm noktalarını seçtikten sonra birinci anahtar olarak geçen ID kısmını boş bırakmanız oldukça önemli. Eğer boş bırakmazsak tablomuzda yeni bir sütun oluşturarak verilere ID ataması yapmaya çalışır. Bizim tablolarımızda zaten eşleşen ID katmanları bulunduğundan alt satırda yer alan birinci anahtar mevcut alan kısmında ID field'ını seçiyoruz. Tablo birleştirme işleminde ID eşleşmesi sağlandıktan sonra tablodaki diğer veriler kolaylıkla eşleşeceğinden bunun seçimini yapmak oldukça önemlidir. Alta geçtiğimizde ise var olan tablonun üzerine yaz seçimini kaldırıp mevcut tabloya ekleyi seçiyoruz ve çalıştırı tıklıyoruz. Haritaya baktığımızda noktaların eşleştiğini görebilirsiniz. Öz nitelik tablolarını da inceleyelim. Gördüğünüz gibi tablodaki kayıt sayısı 106'ya yükselmiş. Aynı zamanda ölçüm tarihlerine baktığınızda da hem 10 Mart hem de 15 Mart günlerine ait ölçüm verilerinin aynı tabloda yer aldığını görebiliyoruz. Sonuç olarak tablo birleştirme işlemini başarıyla gerçekleştirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.